Bu bölümümüzde Easy Inventory yazılımımızın güvenlik filtrelerinin ikinci kısmı olan kelime listesine yakından bakacağız. Bunun için Easy Inventory hesabımıza giriş yaptıktan sonra Envanter, Güvenlik filtreleri, burada da kelime listesi kısmını görüyoruz. Buraya tıklayarak ilgili sayfaya giriş yapıyoruz. Bu bölümde Easy Inventory'deki mağazamıza örneğin bu örnek mağaza olarak Meksika mağazasını ele alalım. Meksika mağazamızın içerisinde yer almasını istemediğimiz kelimeleri, veya asinleri yani bu kelimeleri içeren ürünleri ve direkt ilgili ürünlerin asinlerini bu bölüme ekleyerek yasaklayabiliyoruz. Örneğin hemen ben burada bir ürün açmıştım. Burada ilgili ürünün asinini alıp kopyaladıktan sonra yeni ekle bölümüne tıklıyoruz. Burada kelimemizi yani asinimizi buraya yapıştırıyoruz. Burada aşağıda gördüğünüz gibi İsterseniz diğer mağazalarınıza da direkt buradan işaretleyerek ilgili asilin engellenmesini sağlayabiliyorsunuz. Buraya sadece asil değil ürünün açıklama kısmında veya ürün içerisinde geçen bir kelimeden dolayı da ürünlerin yasaklanmasını tercih edebiliyorsunuz. Bu noktada özellikle ilgili kelimeyi eklediğinizde hemen şurada bu kelimeleri için veya uyumlu geçen başlıkları hariç tut kısmını işaretlerseniz. Hemen önceki hesaplı listemizi bu asilimizi ekleyelim. Örneğin burada knife kelimesini görüyorsunuz. Burada bıçak için veya bıçakla uyumlu kelimeler geçtiğinde ilgili ürün veya ürünler engellenmiyor. Bu noktada biz hariç tut kısmını işaretleyebiliyoruz. Burada da bildiğiniz üzere Amazon belirli aralıklarla pazardan pazara değişik göstermek kaydıyla Kanada için başka, Meksika için başka, Bayer, SG gibi pazarlar için Ayrı ayrı asinlerle ilgili bize uyarılar gönderebiliyor. Bu uyarılar geldiğinde ilgili ürünleri veya kendi tespit ettiğimiz mağazamıza eklenmesini istenmediğimiz ürünlerin asinlerini istediğimiz kemeri de aynı şekilde buraya gelip yine ekle kısmından ekleyerek mağazamıza eklenmesini engelleyebiliyoruz. Bu dakikadan sonra biz bu asinlerin veya bu kemelerin geçtiği ürünleri tarasak dahi Mağazamıza eklenmesi için uygun kartı bölümünde bu ürünler veya bu asinler listelenmeyecek. Burada mağaza listemiz var. Burada sadece Meksika mağazası için olan kısımları görüyoruz. Genel listem kısmına giriş yaptığımızda burada Easy Inventory yazılımımıza kaç mağazamız ekliyse ve mağazalarımızda ayrı ayrı kelimeler veya asinler engelliyse, yasaklıysa bunların tamamını görüntülebiliyoruz. Gördüğünüz gibi burada Baya mağazamızın, burada Kanada mağazamızın Burada buradaki iki e, kelime grubu için Kanada, Baya, Japonya, Suudi Arabistan, Avustralya ve Türkiye mağazalarında yasaklandığını buradan görüntüleyebiliyoruz. Aynı şekilde güvenli liste oluşturabiliyoruz. Yani herhangi bir filtreye vesaire takılmadan, herhangi bir e, yasaklı pozisyona düşmeden mağazamız eklenmesi adına bu kısımlarda eklenti yapabiliyoruz. Hemen izlemize gelmek gerekirse bu bölümde de Amazon'un bizlere gönderdiği maillerden yani uyarı maillerinden çekerek bu alana eklenti yapılan veya kişilerin uyarı aldığı için kendilerinin bireysel olarak eklediği bölümde burada izah havuzunda ilgili kelimeler ve asinler yasaklanması için burada toplanıyor. Burası tamamen kendi stratejimize göre istersek tüm pazar yerleri kısmında istersek örneğin bu mağaza için Meksika'yı işaretleyelim. Meksika pazarı için bugüne kadar tespit edilmiş kelime ve asinler 44.314 tane. Biz burada kendi stratejimize göre istersek hemen bundan listemize kelime eklemek istiyorsak kelimelerin solunda yer alan kutucukları veya kelime başlığının sonunda yer alan kutucuğu işaretleyip işlem yap yasaklı listeye ekle butonuna tıklayıp dilediğimiz mağazaya kelimeleri ekleyebiliriz. Asinleri, kelimeleri yasaklı listeye ekle diyerek olası bir sonraki taramalarımızda burada yer alan hiçbir kelime veya asin bize uygun ürün olarak işaretlenmeyecek ve karşımıza çıkmayacak. Bu noktada tekrar etmek gerekirse kendi mağaza stratejimize göre buradaki kelimeleri engelleyebiliriz. bu noktada yasaklı, easy yasak bu anlamda kullanabilirsiniz. Burada tekrar etmek gerekirse tüm pazar yerleri için veya Easy Inventory yazılımımıza eklediğimiz diğer pazar yerleri için de ayrı ayrı yasaklı kelimeleri buradan görüntüleyebiliyoruz arkadaşlar. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere.